Merhaba arkadaşlar, Hanımın Elemi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bu güzel motifimizin yapılışını yapacağız. Üç renkli güzel bir battaniye motifi. Şimdi modelimizin yapım aşamasına geçelim. Önce renkli ipimizi alıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane zincir çekiyoruz. Birinci zincirden sık iğnesiyle sabitliyoruz ve kapatıyoruz. Küçük bir halka oluşturuyoruz. 1, 2 tane zincir çekiyoruz ve halkamızın içinden ikili bir trabzan. Tekrar ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. İki defa da topluyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. Tekrar ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. İki defa da topluyoruz. Bu şekilde 16 tane ikili trabzan örelim gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 16 tane ikili trabzan yaptık ve birinci trabzan tepesinden kaydırma yöntemiyle halkamızı kapatıyoruz. Bir zincir ve ipimizi koparıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi beyaz rengimize geçelim. Evet, beyaz ipimizi alıyoruz. İpimize bir tane zincir çekelim. Küçük motifimizi alıyoruz. Herhangi bir trabzan tepesinden ipimizi sabitliyoruz. Bir, iki tane zincir çekiyoruz ve aynı ipimizi sabitlediğimiz trabzan tepesinden ikili bir trabzan. Bir, iki tane zincir çekiyoruz ve tekrar aynı trabzan tepesinden tekrar ikili bir trabzan. Zincir çekmiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. Bir trabzan atlıyoruz. İkinci trabzan tepesinden tekrar ikili bir trabzan. Yine iki tane zincir çekiyoruz ve aynı trabzan tepesinden ikili bir trabzan. Tekrar ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. Bir trabzan atlıyoruz. İkinci trabzan tepesinden ikili bir trabzan. Tekrar aynı yuvaya bir tane daha ikili bir trabzan. İki tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz ve aynı yuvadan tekrar İkili bir trabzan. Evet arkadaşlar, bu şekilde sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar geldik. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane yuva oluşuyor. Şimdi ilk yaptığımız trabzan tepesinden kaydırma yöntemiyle halkamızı kapatıyoruz. Tekrar buradaki yuvadan yine kaydırma yöntemiyle buradaki yuvaya geçiyoruz. Bir, iki tane zincir çekiyoruz. İkili bir trabzan. Tekrar aynı yuvadan ikili bir trabzan. 7 tane ikili trabzan örüyoruz.
sayalım. Zincirle beraber 6 ve 7 tane. Yine zincir çekmiyoruz. Buradaki aradaki 2 trabzan arasındaki yuvadan sık iğnesiyle sabitliyoruz. İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz ve diğer yuvaya geçiyoruz. Burada da yine 7 tane ikili bir trabzan örüyoruz. İki, dört, beş, altı ve yedi. Yine bu iki trabzan arasındaki buradaki yuvadan sık iğnesiyle sabitliyoruz. İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz ve bir sonraki yuvaya geçiyoruz. Yine ikili bir trabzan. Burada da yine 7 tane ikili trabzan örüyoruz. Yine buradaki aradan sık iğnesiyle sabitliyoruz. İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz ve bir sonraki yuvadan tekrar ikili bir trabzan. Her yuvadan bu şekilde 7 tane ikili trabzan örüyoruz. Bu aradaki boşluklardan sık iğnesiyle sabitliyoruz ve tekrar bir sonraki yuvadan yine 7 tane ikili trabzan örüyoruz. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar bu şekilde örelim gelelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar geldik. Tekrar bu aradaki yuvadan sık iğnesiyle sabitliyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz ve ipimizi koparıyoruz. Şimdi tekrar diğer rengimize geçelim. Evet arkadaşlar, yine renkli ipimizi alıyoruz. İpimize bir tane zincir çekelim ve hemen buradaki çiçeğimizden birinci trabzan tepesinden sır iğnesiyle sabitliyoruz. Hemen bir sonraki trabzan tepesinden tekrar sık iğnesiyle sabitliyoruz. Bir sonraki trabzan tepesine yine sık iğnesiyle sabitliyoruz. 1, 2, 3 veya 4 tane zincir çekiyoruz ve buradaki sık iğnesi tepesinden kirpik yapıyoruz. Hemen bir sonraki trabzan tepesinden bir tane sık iğnesi, tekrar 4 tane zincir çekiyoruz ve yine buradaki oluşan sık iğnesi tepesinden kirpik yapıyoruz. Bir sonraki trabzan tepesinden tekrar bir tane sık iğnesi örüyoruz. 4 tane zincir çekiyoruz ve bu şekilde buradaki sık iğnesi tepesinden 3 tane kirpik yapıyoruz. Tekrar 1 ve 2 tane sık iğnesi yapıyoruz. İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. Buradaki yuvadan, yani bir önceki sıradan ikili trabzan yapmıştık. Trabzanın altından tekrar ikili bir trabzan. Tekrar ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. Bir sonraki ikili trabzan altından giriş yapıyoruz. Tekrar
İkili bir trabzan. Tekrar buradaki çiçeğimizden birinci trabzan tepesinden sık iğnesi. Hemen bir sonraki trabzan tepesinden sık iğnesi. Tekrar bir tane sık iğnesi daha örüyoruz. Dört tane zincir çekiyoruz ve buradaki sık iğnesi tepesinden kirpik yapıyoruz. Tekrar bir sonraki yuvaya trabzan tepesinden bir tane sık iğnesi örüyoruz. Tepesinden dört tane zincir ve kirpik yapıyoruz. Bir sonraki trabzan tepesinden sık iğnesi yapıyoruz. Tepesinden dört tane zincir çekiyoruz ve bu şekilde giriş yapıyoruz ve kirpik yapıyoruz. Tekrar bir, iki. Yani her trabzan tepesinden sık iğnesi yapıyoruz. İki kenarlarda iki tane sık iğnesi yapıyoruz. Üç tane kirpikli sık iğnesi örüyoruz. İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. Ve buradaki iki trabzan altından bir önceki sırada beyaz rengimizdeki ilk sıramızdaki trabzanın altından giriyoruz ve ikili bir trabzan. Tekrar bir sonraki iki trabzan altından ilmeğimizi alıyoruz ve ikili bir trabzan. Evet, yine buradaki 7 tane ikili trabzan örmüştük. Birinci trabzan tepesinden sık iğnesi. Tekrar bir tane. Bir sonraki trabzan tepesinden yine sık iğnesi. Tekrar sık iğnesi yapıyoruz. Tepesinden dört tane zincir çekiyoruz ve kirpik yapıyoruz. Bir sonraki trabzan tepesinden sık iğnesi yapıyoruz. Dört tane zincir çekiyoruz ve kirpik yapıyoruz. Tekrar bir sonraki trabzan tepesinden sık iğnesi yapıyoruz. Dört tane zincir çekiyoruz. Tepesinden kirpik yapıyoruz. Evet, burada iki tane trabzan kalıyor. Burada da yine bir ve iki tane sık iğnesi örüyoruz. Tekrar ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. Ve yine buradaki trabzanın altından ilmeğimizi alıyoruz. İkili bir trabzan. Tekrar buradaki ikili trabzanın diğer dilimdeki ikili trabzandan ilmeğimizi alıyoruz. İkili bir trabzan. Yine buradaki 7 tane trabzan örmüştük. Birinci trabzan tepesinden sık iğnesi. Hemen devamında yine bir tane sık iğnesi. Yine aynı şekilde 3 tane sık iğnesi yapıyoruz. 4 tane zincir çekiyoruz ve buradaki sık iğnesi tepesinden kirpik yapıyoruz. Bir sonraki trabzan tepesinden yine aynı şekilde kirpik yapıyoruz. Her çiçeğimizin tepesinden 3 tane kirpik yapıyoruz. Bu şekilde buradaki bir önceki sıradan giriş yapıyoruz. Tekrar ikili trabzan örüyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar geldik. Burada da yine buradaki
Trabzan altından ikili bir trabzan örüyoruz. Diğer ikili trabzandan da yine aynı şekilde ikili bir trabzan örüyoruz ve yine ilk başlangıç noktasından kaydırma yöntemiyle sabitliyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz ve ipimizi koparıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi çiçeğimizin yapraklarını yapalım. Yeşil rengimizi alıyoruz. Evet arkadaşlar, yeşil rengimizi alıyoruz. İpimizi buradaki motifimizin arka yüzünden buradaki yani ortadaki kirpik hizasından ikinci kirpik hizasından ipimizi sabitliyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6 tane zincir çekiyoruz. Bir sonraki çiçeğimizin yine buradaki ikinci kirpik hizasından sık iğnesiyle sabitliyoruz. 6 tane zincir çekiyoruz. Bu şekilde yapraklarımızın yuvasını hazırlıyoruz. Evet arkadaşlar, tüm çiçeğimizin etrafından bu şekilde örelim gelelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar geldik. Buradaki ilk yaptığımız yuvadan veya ilk yaptığımız yuvadan tekrar hemen çiçeğimizin dibinden sabitliyoruz. Evet arkadaşlar, yapraklarımızın yuvasını bu şekilde hazırlıyoruz. Birinci yuvaya sık iğnesiyle giriyoruz. Bir zincir, ikili bir trabzan. Tekrar ikili bir trabzan. 3 tane ikili trabzan örüyoruz. İpimizi tığımızın tepesine 2 defa sarıyoruz. İkisini bir, ikisini bir ve ikisini bir. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyoruz ve buradaki trabzan tepesinden kirpik yapıyoruz. Tekrar ipimizi tığımızın tepesine 2 defa sarıyoruz. İkisini bir, ikisini bir ve ikisini bir. Tekrar ikili bir trabzan. Yine 3 tane ikili bir trabzan. Tekrar bir sonraki yuvaya sık iğnesiyle geçiyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Tekrar 3 tane ikili bir trabzan. İpimizi tığımızın tepesine 2 defa sarıyoruz. İkisini bir, ikisini bir ve ikisini bir olacak şekilde topluyoruz. Tepesine 5 tane zincir çekiyoruz ve trabzanın tepesinden kirpik yapıyoruz. Tekrar ipimizi tığımızın tepesine 2 defa sarıyoruz. İkisini bir, ikisini bir ve ikisini bir olacak şekilde topluyoruz. Tekrar devamında yine 3 tane ikili trabzan örüyoruz. Bir sonraki yuvaya sık iğnesiyle geçiyoruz. Bir zincir, tekrar 3 tane ikili bir trabzan. İpimizi tığımızın tepesine 2 defa sarıyoruz. 3 defa da topluyoruz. Tepesine 5 tane zincir çekiyoruz ve
Son yaptığımız trabzan tepesinden kirpik yapıyoruz. Tekrar ipimizi tığımızın tepesine iki defa sarıyoruz. İkisini bir, ikisini bir ve ikisini bir olacak şekilde üç defa da topluyoruz. Yine devamında üç tane ikili bir trabzan ve tekrar diğer bir sonraki yuvaya sık iğnesiyle geçiyoruz. Evet arkadaşlar, yapraklarımızı da bu şekilde örelim gelelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar geldik. Hemen dibinden bir tane sık iğnesi yapraklarımızı da bu şekilde örüyoruz. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane zincir çekiyoruz. Ve buradaki iki yaprak arasından bu şekilde tekrar yuvalar hazırlıyoruz. 7 veya 8 tane zincir çekiyoruz. Buradaki iki yaprak arasından sık iğnesiyle sabitliyoruz. Ve tekrar yuvalar hazırlıyoruz. Evet arkadaşlar, bu şekilde sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar geldik. Bir tane zincir çekiyoruz ve ipimizi koparıyoruz. Evet, şimdi beyaz rengimize geçelim. Evet arkadaşlar, beyaz rengimizi alıyoruz. İpimizde bir tane zincir çekelim ve herhangi bir yuvadan ipimizi sabitliyoruz. Bir, iki tane zincir çekiyoruz. İkili bir trabzan. İki tane zincir çekiyoruz. İkili bir trabzan. Zincirle beraber 5 tane ikili trabzan örüyoruz. 1, 2, 2 tane zincir çekiyoruz ve tekrar aynı yuvadan 5 tane ikili bir trabzan. Evet, şimdi tekrar diğer yuvaya geçiyoruz. Burada da yine ikili bir trabzan. İki, dört, altı, yedi ve sekiz tane ikili trabzan örüyoruz. Bir sonraki yuvaya geçiyoruz. Yine burada beş tane ikili trabzan örüyoruz. Aralarda iki tane zincir çekiyoruz ve aynı yuvadan tekrar ikili bir trabzan. Evet, tekrar aynı yuvadan 5 tane ikili bir trabzan. Bir sonraki yuvaya geçiyoruz. Yine burada da 8 tane ikili trabzan örüyoruz. Ve yine bir yuvadan 8 tane ikili trabzan, bir yuvadan 5 tane ikili trabzan, 2 zincir ve tekrar 5 tane ikili trabzan olacak şekilde örelim. Evet, 5 tane ikili trabzan örüyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz ve tekrar aynı yuvadan tekrar 5 tane ikili bir trabzan. Diğer yuvaya geçiyoruz.
Burada da yine 8 tane ikili trabzan örüyoruz. İki, dört, altı, yedi ve sekiz. İlk yaptığımız trabzan tepesinden kaydırma yöntemiyle sabitliyoruz. Bir, iki tane zincir çekiyoruz ve yine her trabzan tepesinden ikili bir trabzan. Buradaki yuvadan iki tane ikili bir trabzan, iki tane zincir çekiyoruz ve aynı yuvadan tekrar iki tane ikili bir trabzan. Tekrar her trabzan tepesinden ikili bir trabzan. Evet arkadaşlar, kenar kısımlardaki yuvalardan iki tane zincir çekiyoruz ve aynı yuva içerisine iki tane ikili trabzan örüyoruz. Şimdi buradaki yuvaya kadar örelim gelelim. Evet arkadaşlar, buradaki zincirden oluşan yuvaya geldik. Tekrar buradaki yuvadan ikili bir trabzan, iki tane zincir çekiyoruz. Tekrar aynı yuva içerisinden ikili bir trabzan. Tekrar her trabzan tepesinden ikili bir trabzan örüyoruz. Evet, sıra sonuna kadar örelim gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tekrar buradaki yuvadan ikili bir trabzan, iki tane zincir çekiyoruz. Aynı yuva içerisinden ikili bir trabzan. Yine her trabzan tepesinden ikili trabzan örüyoruz. Evet arkadaşlar, tekrar her trabzan tepesinden bu şekilde ikili trabzan örüyoruz. İlk yaptığımız trabzan tepesinden kaydırma yöntemiyle bu şekilde sabitliyoruz. Evet arkadaşlar, motifimizin buradaki bu beyaz sıradan isterseniz 3 sıra veya 5 sırada örebilirsiniz. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde ilerliyor. İyi günler arkadaşlar. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayalım.